Koş 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 çabuk. Düştü biri. Gel 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 hadi. Yakaladık birini. Al. Kim? Adı ne? Aytek Aytek. Müthiş parası var. Alo. Aytek Bey'le mi görüşüyorum? İyi günler Aytek Bey. Ben İstanbul Emniyetinden arıyorum. Şu andaki bilgilere göre isminiz bir operasyonuna karışmış. Dediğim talimatları hemen uygulamanız lazım. Evet, evet amirim. Haha, tabii. Tüm parayı mı? Tamam, tamam. Hangi banka? Haha, tamam. Ben tabii birazdan Aytek, hepsini yatırıyorum. Aytek, seni arıyorum sabahtan beri. Ne oluyor? Niye bu kadar telaşlısın? Aytek. Hocam, adım bir soyguna karışmıştı. Para yatırmam gerekiyor banka. Ya hocam, saçmalama. Öyle şey olur mu? Bunlar polis değil, dolandırıcı. Bu yöntemle bir sürü kişiyi dolandırdılar. Kaç, 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 geçen kaç, gün kaç. Okuduğumuz haberi hatırlatsana. Veriyordum tüm parayı azdan. Hadi bununla geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Herkes bu kadar şanslı olmuyor. Evet hocam çok teşekkürler. Tüm para gidiyordu azdan. Merhaba. Yeni ve ilgi çekici bir bölümle daha karşınızdayız. Dijitalleşme hayatımızı bazı açılardan oldukça kolaylaştırıyor. Öte yandan dijital ortam bazı suçların sayısını ve çeşidini de gün geçtikçe artırıyor. İnternet ve dijital ortamlar, hırsızlık, dolandırıcılık, özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz gibi birçok suçun daha kolay işlenebilmesine, etkilerinin ise daha yıkıcı olmasına neden oluyor. Pandemi sürecinde internet ve sosyal medya kullanımının artması da siber dolandırıcılık suçlarının daha çok yaşanmasının nedenleri arasında görülüyor. 2020 yılı güvenlik sektörü raporuna göre pandemi başlangıcından bu yana kötü amaçlı dosya ve kodlardan oluşan fidye yazılımları %72 arttı. Yazılım saldırıları ise %105 oranında arttı. Teknoloji şirketlerinde çalışan yöneticilerin katıldığı bir araştırmaya göre pandemi döneminde her 10 şirketten 4'ü siber saldırıya uğradı. Bu saldırıların %83'ü oltalama kimlik avı yani phishing yöntemiyle, %62'si kötü amaçlı yazılım yöntemiyle yapıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre 2016 yılında 40 saniyede bir görülen fidye yazılım saldırıları 2021 yılında 11 saniyede bir gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sayılarına göre Türkiye'de 2020 yılının ilk 10 ayında 102 bini aşkın siber saldırı gerçekleşti. Bu sayı 2018 yılında 73 bindi. Siber dolandırıcılığı, dolandırıcılık suçunun dijital ortamda gerçekleştirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Peki, dolandırıcılık nedir? Türk Ceza Kanunu'nun 157. maddesine göre dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi kandırarak kendisine veya başkasına yarar sağlamak şeklinde tanımlanıyor. Ya da 3 sefer bu dolandırıcılığa maruz kaldım. Sen ne kadar da teknolojide önlem alırsan al, hırsız da ona göre kendini şeysini geliştiriyor. Oğlum askerde işte rehin aldık, yok hesaplarını şey ettik, şu çöpün yanına poşetin altınları bırakıyor. Of ya, iyi vallahi ya. İlk başta inanmadım. Yani insan böyle dolandırılınca inanmak istemiyor. Daha sonradan parayı geri almaya çalıştım. Telefonlarım açılmadı. Bir sosyal medyadan açılan butik hesabından bir elbise beğenmiştik. Parayı yatırdık, havalesini yaptık, elbise geldi. Fakat beklediğimiz elbise kesinlikle değildi fotoğraftaki. Geri dönüş yapmaya çalıştığımızda da hesabı kesinlikle bulamadık zaten. Instagram sayfasında arkadaşımın hesabından pandemi sürecinde işte 1000 TL destek paraları gibi gibi. Ben de arkadaşıma mesaj attım. Arkadaşım olduğunu düşünerekten attım ben tabii ki de. Söylediği tek şey kanka hattını faturalıdan çıkart. Ondan sonra acaba ben sana mesaj atacağım. Hattı faturalıdan çıkarttıktan sonra fatura bir anda 300 lira geldi. Dolandırıcılığa maruz kalan insanları gördükçe tabii ki bu daha tedbirli olmamızı sağlıyor. Ben iki okul mezunları cahille dolandıramıyorlar bak. Akşam televizyondan izle, profesör ya, mühendis, okumuş insan, sanatçı, gece sanatçı birini dolandırdılar ya. İnternet ortamında da insanların güvenini çok rahat kazanabiliriz yani. Ben eminim bir hafta konuştuğum zaman tüm bilgilerine ulaşabilirim. İnsanlar kolay para kazanmanın yollarını arıyorlar. Daha uyanık ve daha akıllı olduğunu hissederek insanları kandırma yoluna giriyorlar. Ben genellikle küçük kuzenlerime tanımadıkları hiç kimseyi eklememelerini öneriyorum. Benim kardeşim var 7 yaşında. Onları yönlendirmeye çalışıyorum ama çocuklar maalesef YouTuber'lar, video çekenler, sosyal medya fenomenleri gibi kişilerden çok fazla etkileniyorlar. Dijitalleşme ile hayatımıza yeni ve hiç karşılaşmadığımız sorunlar girebiliyor. Ancak bilinen bazı sorunların sanal ortama taşınarak burada devam ettiği de görülebiliyor. Örneğin zorbalık davranışının günümüzde siber ortama da taşınarak siber zorbalık biçiminde görülmesi gibi. İşte siber dolandırıcılık da dolandırıcılık suçunun dijital ortamda gerçekleştirilmesine işaret ediyor. Programın ilk uzman konuğu Cem Sünbül. Gazetecilik, sunuculuk ve editörlük de yapan Sünbül'ün teknoloji üzerine farklı yayın organlarında gerçekleştirdiği birçok program bulunuyor. Aslına bakarsanız tabii sosyal medyada en çok karşılaştığımız dolandırıcılık türü hep sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Çünkü çeşitli kandırmacılara en uygun mecra tabii ki sosyal medya kanalları. Bu çocuklar için başta olmak üzere hepimiz için geçerli diyebiliriz rahatlıkla. Burada birçok madde var aslında çocukları korumak için. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi belki de iletişimle başlayan ve çocukları daima istim üstünde tutacak, yani bu dijital tehditlerle ilgili farkındalık yaratacak bilgilerle donatmak. Bu tabii bunun için de ne yapmak lazım? Öncelikle kendimizin, yani ebeveynlerin de aslında bilgi sahibi olması lazım. Dijital medya pandemi döneminde tabii kullanım alanı olarak yoğunlaştı. Kullanım hayatımıza daha çok dahil oldu açıkçası. Bunun getirdiği bazı handikaplarla da karşılaşıyoruz. Özellikle dijital dolandırıcılıklarda bir artış olduğunu görüyoruz son dönemler içerisinde. Dijital Çağ'da Ebeveynlik programının bir diğer uzman konuğu, özellikle sosyal medya üzerine çalışma ve söyleşileri bulunan dijital iletişim uzmanı Pınar Boran. Çok çeşitli dolandırıcılık yöntemleri var maalesef. Bunlardan en çok
karşılaştıklarımızdan birincisi phishing yöntemi. Oltalama dediğimiz bir link üzerinden bütün bilgilerimizi çalabilecekleri SMS ya da mail olabiliyor. Bu çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla ailelerin çocuklarla hem arkadaş olması lazım, hem de bir taraftan da bu online işlerde, bu dijital işlerde ne var ne yok, ne dönüyor, onları takip edecek, biraz daha yakından takip etmeye çalışacak bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Genelde bir ödül, sunuluyor ya da bir endişe, kaygı, işte bir davanız var ve benzeri gibi mesajlar geliyor. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımız çalınabiliyor ve tanıdığımız kişilere bizim adımıza sana hediye çeki göndereceğim vesaire gibi bilgiler paylaşılıyor. Yine aynı şekilde son dönemlerde esnaflarımızın da dijital platformları çok kullanmasıyla işte Google haritalarda sizin yer almanız için Google'dan arıyoruz sizi gibi para talep edilen, yardım ediyormuşçasına para talep edilen şeyler olabiliyor. Ailede birilerinin online ortamda mutlaka çocuklarla iyi arkadaş olması lazım. Ve hangi bilgileri paylaştıklarını mutlaka söylemeleri lazım. Çocuklara şunları mutlaka öğretmemiz gerekiyor. Bu online ortamlarda isminizi, evinizin adresini, nerede oturduğunuzu, babanızın, annenizin ne iş yaptığını, nerelerde çalıştığını, bu gibi aslında kişisel olan bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini söylememiz gerekiyor, öğretmemiz gerekiyor. Aynı şekilde yine birçok yöntemde olduğu gibi butik satışlarında sahte ürün satışları maalesef son dönemlerde yine yoğun. İşte kupon gibi, Bitcoin gibi insanların biraz hızlı para kazanmayı sağlayacak, avantajlı olduğunu düşünülecek hesaplarında maalesef bu sahte şekilde bizim bir şekilde kandırılmamıza sebep olacak durumlarla karşılaşıyoruz. Bu yüzden mutlaka çocuklarla iletişimde kalıp hangi bilgileri paylaşmamaları gerektiği konusunda, başka bir dünya oluşturmaları gerektiği konusunda veya paylaşmamaları gerektiği konusunda çok ciddi bir şekilde bilgilendirmek ve bunu içselleştirmek gerekiyor çocuklarla. Yoksa mutlaka tehdit dönüp dolaşıp kapımıza gelecektir. Dolandırıcılık, insanlık tarihi kadar eski bir suç yöntemi. Günümüz dünyasında bu suçun işleniş şekli boyut değiştirerek evimize, cebimize kadar girdi. Örneğin siz daha ne olduğunu anlayamadan gelen bir arama ya da onay verdiğiniz bir kısa mesajla banka hesaplarınız bir anda boşalıyor. Dijitalleşen dünya yaşamın her noktasında bizlere konfor ve kolaylık sağlarken siber dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Asistanımız Aytek dinlenirken cep telefonuyla ilgileniyor. Bu sırada önce bir kısa mesaj geliyor. Ardından bir sosyal medya paylaşımı, e-posta ve daha birçok sanal teklife maruz kalıyor. Aytek bu durum karşısında ne yapacak? Hep birlikte izliyoruz. Şok şok şok. Neden sizin de bir Aytek 11 Pro'nuz olmasın? Doğru, neden olmasın? Uygulamayı hemen indirin. İndireyim. Ali Baba'nın çiftliğine siz de katılın, bir yatırın 100 kazanın. Bu müthiş fırsatı kaçırmamak için hemen tıklayın. Tıklayayım. Uygulamayı indirin, alışverişlerinizde %30 indirim kazanın. Unutmayın, hemen indirin. Abi %30 çok iyi ya. İndireyim. Merhaba Aytek, hakkında şikayet var. Beni kim şikayet etti ya? Şikayeti kaldırmak için tıklayınız. Hemen tıklayayım. Yurt dışı numarası mı? Yurt dışından tanıdığım kim vardı ya benim? Alo? Alo? Yanlış herhalde. Faturanız 550 TL'dir mi? Neyse, bir yanlışlık var herhalde. 550 çok. Merhaba Aytek, selam. Bugün bir yatırım yaptım ve bir saatte 5 katı para kazandım. 5 kat çok iyi ya. Senin de bundan faydalanmanı istiyorum. Aşağıdaki linki tıkla, sen de kazan. Olur, tıklayayım. Teknolojiye hakim olanların bile kendilerini korumakta zorlandığı günümüzde attığımız her dijital adıma çok dikkat etmemiz gerekiyor.
siber dolandırıcılar hangi tür yöntemlerle neler yapabiliyor? Kimlik avı e-postaları, sahte teknik destek telefon görüşmeleri, sahte alışveriş siteleri ve hatta deepfake gibi görüntü ve ses klonlaması yöntemlerini kullanabiliyorlar. Bu tür yöntemlerin temel amacı kredi kartı hırsızlığı, kullanıcı oturum açma ve şifre bilgilerini ele geçirme ve hatta kimlik hırsızlığı dahi olabiliyor. Şifreler de aslında yine basit şifreler ve tekrar eden şifreler bütün bir şekilde gene online kimliğinizi etkiliyor. Yani sizin işte Facebook'ta açtığınız ve bir şifre koyduğunuz şifreyi gene herhangi bir oyunda da kullanmaya başlarsanız, oyundaki şifreniz çalındığında e-postayla şifreyi eşleştirip buna benzer hangi hesaplar varsa hepsi ele geçirilebilir. Son dönemlerde yine çok gündemde olan dataların çalınması oldu. Yine Yemek Sepeti gibi, Clubhouse gibi, LinkedIn, Facebook gibi birçok güvenilir olarak değerlendirdiğimiz kurumların dataları çalındı. Dijital dünyada şu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Hepimiz birer veriyiz, hepimiz birer bilgiyiz. Şifre oluşturmak, her seferinde başka şifre ve benzeşmeyen şifreler oluşturmak konusunda çocuklarla bir algoritmik düşünce yapısı geliştirmekte fayda var. Aynı şifreyi kullanmadan fakat bunu da hatırlayabilecek şekilde kullanmalarında, oluşturmalarında fayda var. Bu kulağa zor gelebilir ama sistem bir kere oturduktan sonra inanın çok kolay ve online güvenliğinizi sağlamak adına çok kritik. Bunu sadece çocuklar için değil, aynı zamanda büyüklerin de yapması lazım. Dijital gizlilik ve güvenliğin had safhada olduğu bir döneme geçtik. Yani dijitalin bir kodlarla oluşturulmuş bir dünya olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Korumak için ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bu savunma hattını delmek için de çok uğraşan maalesef nitelikli dolandırıcılar da bulunuyor. Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan şifrelerin daima aynı olduğunu, rakamlardan takip eden sıralı rakamlardan oluştuğunu biliyoruz. Herhangi bir sosyal medya hesabımızda ya da mailimizde ortak şifre kullanmamalıyız. Yani birinde ele geçirildiğinde aynı şifreyle tüm mecralarımızın ele geçirilme ihtimali var. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. İnternete yüklediğiniz her şey her an çalınabilir. Ne kadar zor bir şifre seçseniz de, ne kadar zorlu bir e-posta adresi kullansanız da daima bilgilerin çalınabileceğini ve ifşa olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Çünkü bu tehdit daima geçerli. Dolayısıyla internette hiçbir zaman tam anlamıyla bir güvenlik olmadığını çocukların da büyüklerin de mutlaka bilmesi gerekiyor. Üye olduğunuzda bir yere onay verdiğiniz zaman hiçbir şekilde kullanım koşullarını okumuyoruz. Gizlilik haklarımızı bilmiyoruz. Direkt onaylıyoruz. Kimsenin yeterli bilinç sahibi olduğunu düşünmüyorum. Aslında ben de bilgi ve bilinç sahibiyim ama ben de her şeyi onaylıyorum bu arada. Gizliliğin esas olduğunu da düşünmüyorum. Yani kullanıyorum ama yok. Hiçbir şekilde bir güvenilirliği yok yani. Öncelikle ben ailelere söylemek istiyorum. Çocuklarınıza iyi bir eğitim verin çünkü her çocuğun eğitimi aileden geçiyor. Çocuğa asla sorumluluk yüklemiyorum. Önce ailesi öğrensin, önce ailesi kendine eğitsin, daha sonra çocuklarını eğitmeli. Vallahi o kadar bilgi sahibi değilim çünkü artık o yaşta bir çocuğum yok. Oğlum şu anda gereken her şeyi yapıyor. İnanıyorum da bu arada, yardım ediyorum. Bu çocuk işte hani hasta, işte bir yardım da siz yapın gibisinden. Hani kendi şahsım adına konuşayım, çok inanmadığım için yapmıyorum. Çünkü vicdanımla oynuyor yani, gördüğümde çok üzülüyorum. Çünkü bazısı gerçekten doğru oluyor. Çok inanamıyorum çünkü inanabilmek için olayı gerçekten görmek gerekiyor. Bir belge olmalı. Belge gördükten sonra bir bağış yapılmalı benim için. İnsanlardaki güveni de azaltıyor. Mesela benim başıma gelseydi böyle bir şey, dolandırılsaydım bir daha gördüğüm hiçbir yardım ilanına güvenemezdim. Çok üzülüyorum. Gerçekten ihtiyacı olan insanların nasıl bir durumda olduğunu keşfedemiyorsunuz bu dolandırıcıların yüzünden. Ve mağdur oluyor insanlar. Buna çok üzülüyorum. Yani 21 yaşındaki kardeşimin de şifreleri bende var. Onları da kontrol ediyorum. Annemi babamı da kontrol ediyorum. Hani onların da şifreleri var. Şifrelerini tabii ki ailesi bilmeli ki ona karşı gelebilecek tüm zararlı etkenlerden koruyabilsin. Çünkü çocukların aklı çok çabuk kayabilir. Benim kızım büyük. Artık gerek yok, Reşit.
kendi hayatını kendi idame ettirecek, kendi şifresini kendisi bilmesi daha mantıklı bence. Onların özgürlüğü olarak düşünüyorum ama yanlış yerlere girmemeleri için eğitim verebiliyorum. Yani hata yapmamaları için. Özellikle dijitalde şu anda son dönemlerde tabii pandemiyle birlikte evden alışverişimiz de çok arttı. İstatistikler de bunu gösteriyor. Yani çok ciddi %70'lerde, %80'lerde artışlar gözüküyor. Dolayısıyla ister istemez kredi kartlarımızı da dijital platformlarda kullanıyoruz. Burada çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Öncelikle şunu hiçbir zaman unutmayalım. Kesinlikle dijital mecralarda sanal kart oluşturup kullanalım. Yine internet alışverişi yapacağımız sayfaların referanslı sayfalar olmasını tercih edelim. Yani özellikle Instagram'da son dönemlerde butik sayfalar çok fazla arttı ama hani çok pahalı bir ürünü çok ucuza alamayacağımızı mutlaka bilmemiz gerekiyor. Onda mutlaka bir sıkıntı vardır. Bu tarz yerlerde de kredi kartımızla alışveriş yapmamayı tercih edelim. Yine çok bilinen e-ticaret siteleri var. Evet, güvenilirler ama oraya da kredi kartlarımızı kaydetmeden işlem yapmayı tercih edelim. Her seferinde kredi kart bilgilerimizi yeniden girelim, yeniden güncelleyelim. Nitelikli dolandırıcılıklar olduğu gibi işte bu kullanımı bilmediğimizden kaynaklanan problemler de bazen yaşayabiliyoruz. Sanal ağlarda çeşitli izler bırakıyoruz. İnternet üzerindeki aramalarımızdan, tıklama ve beğenilerimizden kendimize dair pek çok bilgiyi de paylaşmış oluyoruz. Gizlilik ve güvenliğimizi tehdit eden daha büyük problemler de gündemimizde. Kredi kartı ya da banka bilgilerinin elde edilmesi, kimlik bilgileri, şifreler veya hesapların çalınması bu örnekler arasında. Çocukların daha çok bulunduğu ortamlar tabii işte aslında bizim bildik sosyal medya mecralarından daha farklı olabiliyor. Oyunlarda kendilerine bir kullanıcı açıp forumlarına girip o forumlarda bizim hiç ziyaret etmediğimiz, bilmediğimiz forumlarda bu şifre paylaşımı yapabiliyorlar. Şifrelerini farklı farklı oluşturmalarında paylaştıkları şifrelerin ortaksa eğer mutlaka ayrı bir şifre olması ve ayrı bir e-posta adresine dayanması veya ayrı bir telefon numarasına dayanması gerektiğini unutmasınlar. Online ortamlarda özellikle bu forumlarda bizim daha az göründüğümüz yerlerde kötü niyetli kullanıcıların, kötü niyetli insanların da bu anları beklediğini unutmasınlar çocuklar. Bunları mutlaka büyüklerin iletişimde kalarak kendilerine anlatması ve hissettirmesi lazım. Mavi Balina örneğinde gördüğümüz gibi aslında bu forumlardaki işte paylaşılan bilgilerin zaman içerisinde çok net bir şekilde çocuklara ulaşım için ve onları tehdit etmek için ve istismar etmek için bunları kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla mutlaka o bilgilerin, şifrelerin farklı olması ve paylaşılmaması gerekir. Evimizdeki tüm ekranları kapatarak çocuklarımızla birlikte nasıl eğlenceli vakit geçirebiliriz? Bunu anlattığımız uygulama köşemize geldi sıra. Hep birlikte izliyoruz. Masal ve oyuna kim hayır diyebilir? Hiçbir çocuk diyemez. Bugünkü Ekransız Zamanlar köşesinde Taş Masallar kitap serisinin yazarları Elif Konar Özkan ve Ümit Yaşar Özkan oyunlu masal anlatımıyla programa konuk oluyor. Şimdi Yalnız Taş'ın masalıyla sizi baş başa bırakacağım. Ümit Yaşar Hocam buyurun. Taşistan diye bir ülkede geçiyor bizim taş masallarımız. Taşistan'da yaşayan Yamuk Taş kendini çok yalnız hissediyormuş. Aslında diğer taşlar da kendilerini yalnız hissediyorlarmış. Masal anlatılırken yazılana bağlı kalmak anlatım derinliğini sınırlandırır. Sıradanlıktan arındırılmış masal veya hikaye anlatımı çocuğun konuyu ayrıntısıyla yaşamasına yardımcı olur. Yamuk taşın aklına değişik bir fikir gelmiş. Az ötedeki uzun taşa yaklaşmaya başlamış, birbirlerine dokunmuş ve mutlu olmuşlar. Taşlar bir araya geldikçe yalnızlıktan ve can sıkıntısından kurtulmuşlar. Hikaye ve masal anlatımının gücünü arttıran, çocuğun konuya daha etkin bir şekilde girmesini sağlayan yöntemlerden biri de uygulamalı anlatımdır. Birleşip bir ev olmuşlar. Yamuk taş çok mutluymuş. Bu çok eğlenceli bir oyunmuş. Onları gören diğer taşlar da bu oyuna katılmışlar.
bu anlatım türünde hikaye çocuğun eliyle, teniyle dokunacağı, fiziksel olarak hissedeceği malzemelerle anlatılır. Taş, doğadaki en kolay bulunan ve en sade malzeme. Taşlarla oynanan oyunlarda çocuklar yaratıcılıklarını, farkındalıklarını, sorun çözme becerilerini geliştirirken, birlikte hareket etme, paylaşma, saygı, sevgi, farklı olanı kabul etme gibi pek çok erdem kazanır. Taş masalları okumadan önce çocuğunuzla birlikte taş toplamaya çıkın. Çocuğun istediği taşı toplamasına izin verin. Hatta siz de onunla birlikte taş toplayın. Sonra bırakın çocuk topladığı taşları kullanarak istediği gibi resimler yapsın, oyunlar oynasın, masallar anlatsın. Çocukların zeki olmasını istiyorsanız onlara masal okuyun. Daha zeki olmalarını istiyorsanız onlara daha çok masal okuyun. Ünlü fizikçi Albert Einstein'a ait bu cümlelerin ışığında çocuklarınıza kitap okuyun, masal anlatın, onların hayal tarlasına yeni ümitler, yepyeni ufuklar saçın. Dijital dünyada sağlıklı medya alışkanlıklarını birlikte keşfetmek ve yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.